Şimdi az önce bahsettiğimiz ürünleri seçmeye yarayan bahsettiğimiz program bu arkadaşlar. Zaten üst tarafta ismini görebiliyorsunuz. Positioning Trace adındaki program. Bunu Festo'nun sitesinden ücretsiz indirip kurulumunu yapabiliyorsunuz bu programı. Zaten onunla ilgili webinar sonrası maillendirme yaptığımız zaman program linkini size göndereceğiz. Yani hangi linkten, sitede nereden ulaşabileceğinizi size link olarak göndereceğiz. Zaten programı kurulup açtıktan sonra ilk olarak karşınıza bu şekilde bir açılış sayfası geliyor. Program aslında kullanım açısından çok basit çünkü zaten sizi adım adım yönlendiriyor. Yani siz her bir sayfada sizden talep edilen bilgileri girdikten sonra program ikinci sayfaya geçiyor. Sonra sizden yeni bilgiler talep ediyor gibi gibi en son kısmına kadar gidip sonunda komple hesaplanmış bir set sonuç olarak alabiliyorsunuz. Şimdi ilk sayfada size öncelikle program şunu soruyor arkadaşlar. İşte biz ne demiştik az önce? Tamam, tek ekseni bir sistem seçimi yapıyorum ama bu bir lineer uygulama da olabilir. Yani lineer tek eksen de olabilir veya bir döner uygulama da olabilir. Döner tek eksen de olabilir. Dolayısıyla ilk başta program size bunu sunuyor. Yani lineer bir uygulama mı yapacaksınız? Lineer bir hareket mi var yoksa döner bir hareket mi var? İlk başta ne tip bir uygulamanız varsa onu seçip devam ediyoruz. Örneğin ben lineer bir uygulama olduğunu varsayıyorum ve lineer uygulamaya tıklayıp ikinci sayfaya geçiyorum. Şimdi ikinci sayfada en soldan itibaren program benden ne istiyorsa, hangi bilgileri istiyorsa onları seçiyorum arkadaşlar. Örneğin sol tarafta ben lineer bir uygulama seçtim. Program tamam, sen lineer bir uygulama seçtin ama arabalı bu şekilde kızaklı bir ürün mü kullanacaksın yoksa milli yani elektrikli silindir tarzında bir ürün mü kullanacaksın diye önce bana bunu soruyor. Burada normalde seçili olarak arabalı geliyor ama siz milli bir ürün kullanacaksanız yani elektrikli silindir kullanacaksanız bunu seçip devam edebiliyorsunuz. Zaten bunu seçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi program sonrasını da revize ediyor. Bu seçiminize göre. Burada hangi tip bir mekanik kullanacaksanız arabalı veya milli, milli veya milsiz onu seçip devam ediyoruz. Seçimimi yaptıktan sonra sağ tarafa geçiyorum. Burada bana çalışma yönünü soruyor. Yani yatay bir çalışma mı olacak, dikey bir çalışma mı olacak? Çünkü burada yatay ve dikey çalışma yatak dayanımı, yatak zorlanması açısından çok fark ediyor. Çünkü bir kere dikey bir hareket yapıyorsanız burada işin içerisine yer çekimi ivmesi de giriyor. Dolayısıyla yer çekimi ivmesinden dolayı ekstra bir kuvvete maruz kalıyor sistem, mekanik. Yani kayışlı bir modül kullanıyorsanız hem kayış daha çok zorlanıyor hem de modülün yatak sistemi yani ray sistemi, yataklama sistemi daha çok zorlanmış oluyor. Dolayısıyla programın gerçekten doğru bir simülasyon yapabilmesi için burada çalışma yönünü seçmek gerekiyor. Yatay veya dikey. Veya isterseniz yani farklı bir açı girmek istiyorsanız buraya user defined deyip farklı bir açıda girebilirsiniz. Yani 50-60 derecede girebilirsiniz. Şimdilik ben yatay bir uygulama olduğunu varsayıyorum ve yatay seçiyorum. Sonra devam ediyorum. Devamında program bana bu kullandığınız ürünün bu taşıyıcı arabasının üzerine kaç kilo bağlayacağımı soruyor. Yani toplam yüküm ne olacak? Hem taşıyacağım yük hem de burada bir bağlantı plakası vesaire varsa onu da komple dahil edip buraya toplam yükü eklemem gerekiyor. Yani örneğin benim taşıyacağım yük 8 kiloysa ama buraya arabanın üstüne koymak için bunu 2 kiloluk da bir bağlantı plakası koyduysam benim buraya 10 kilo girmem gerekiyor. Yani buraya bağladığım toplam yükü girmem gerekiyor. 10 kilo olduğunu varsayıyorum. Sonrasında benden efektif stroke bilgisi istiyor. Buradaki efektif stroke'tan kastı şu programın tam olarak yani net hareket mesafesini soruyor. Hani modülün kafadan kafaya ölçüsünden ziyade net olarak hareket mesafesini soruyor. Siz bunu girdiğiniz zaman net hareket mesafesine göre zaten program otomatik olarak modülü hesaplıyor. Burada asıl önemli olan efektif hareket mesafesini girebilmek. Buraya girdiğimiz değer bunu ifade ediyor. Onun dışında tekrarlama hassasiyeti ile ilgili bir
seçenek var. Bu standart olarak 0,1 milimetre gelir. Eğer uygulamanızda bunun altında bir tekrarlama hassasiyet talebiniz varsa onu girmeniz gerekiyor ki ona göre size mekanik sonuç versin. Çünkü mekanik modüllerin tekrarlama hassasiyeti değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin vidalı milde tekrarlama hassasiyeti 0,02 iken kayışlı modülde 0,08'e kadar çıkabiliyor. Eğer böyle bir değişken bir tekrarlama hassasiyeti talebiniz varsa onu buraya girebiliyorsunuz. Devamında burada harici kuvvetle ilgili bir bilgi var. Bu şu anlama geliyor. Normalde burada ben dinamik simülasyon yapabilmek için aslında yük bilgisi girdim ama bu yüke ek olarak hareket yönünde veya hareket yönüne ters bir kuvvet varsa onu da buraya girmeniz gerekiyor. Yani örneğin bir pres uygulaması düşünün. Dikeyde çalışan, aşağı doğru sıkı geçme yapan bir uygulama düşünün. Sonuçta siz pres bölgesine gelene kadar sadece milin kafasındaki aparatı taşıyorsunuz. İşte 2 kilo, 3 kilo neyse. Yani formu taşıyorsunuz aslında. Ama pres bölgesine geldiğiniz zaman, pres yapmaya geçtiğiniz zaman artık harici bir kuvvete de maruz kalıyor mekanik ve motor sürücü grubu. Dolayısıyla orada uyguladığınız harici kuvvet neyse onu da buraya girmeniz gerekiyor. Yani bir uygulamada böyle bir seçenek varsa buraya girmeniz gerekiyor. Yoksa sıfır kalabilir. Örneğin ben bu uygulamada sadece 10 kiloyu 500 milim hareket ettireceğim. Harici bir etkileyen kuvvet yok. O yüzden sıfır olarak bırakıyorum. Devam ediyorum. Sayfada sağ tarafa doğru. Burada gördüğünüz gibi kayışlı ve vidalı milli iki opsiyon var. Yani bana burada şunu soruyor. Sen bu uygulama için kayışlı bir sistem mi talep ediyorsun yoksa vidalı milli bir sistem mi? Normalde burada ikisini de aktif bırakabiliriz. Bu bir problem değil. Sadece ne olur? İki opsiyonla ilgili bize program sonuç verir. Yani hem kayışlı opsiyonlarla ilgili sonuç verir hem de vidalı milli opsiyonlarla ilgili sonuç verir. Eğer burada tabii bir filtreleme yaparsanız sonuç vermesi daha kısa sürer. Yani ne kadar iyi filtreleme yaparsak o kadar bize kısa sürede sonuç verir. Eğer burada kullanabileceğiniz mekaniği belirlediyseniz filtreleme yapmakta fayda var. Örneğin kayışlı bir sistem vidalı milli sisteme göre daha hızlıdır. Belki vidalı milin tekrarlama hassasiyeti daha iyi ama kayışlı sistemde daha hızlıdır. Siz hız istiyorsanız burada örneğin vidalı mil opsiyonunu kaldırabilirsiniz. Sadece kayış opsiyonunu bırakabilirsiniz. Onun dışında yine burada ortam sıcaklığı ile ilgili bir veri var. Eğer böyle bir veri elinizde varsa, ortamda değişen bir sıcaklık varsa onu girebilirsiniz. Ve toplam bir sınırlı cycle süreniz varsa, çevrim süreniz varsa onu da buraya girebilirsiniz. Şimdi bu sayfadaki bilgileri girdikten sonra diğer sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi diğer sayfaya geçtim. Artık yavaş yavaş programda bazı şeyler belirlenmeye başladı. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir mekanik ürün grubu çıktı. Tabii ki bu ürün grubuna biraz aşina da olmak gerekiyor. Çünkü bunlar hep Festo'nun mekanik hazır modülleri. Tabii ben burada bu ürünlerin detaylarını bildiğim için burada bazı yorumlar yapabiliyorum uygulamaya göre. Siz ilk başta belki yorumlama yapamayabilirsiniz ama bu durumda da bizle her zaman irtibata geçebilirsiniz ürünler hakkında bilgi almak istediğiniz zaman. Şimdi burada ne gibi yorumlar yapılabiliyor? Şöyle yorumlar yapılabiliyor. Örneğin bunların bir kısmı işte üzerinde kapak var gördüğünüz gibi. Yani hem kayışı vidalı mili ya da yatak kısmını kızak kısmını kapatan kapaklı opsiyon var mesela. Kapaklı eksen opsiyonu var. İşte ortam şartları tozluysa bunu seçebiliyorsunuz. Onun dışında veya ortam temizse daha uygun maliyetli örneğin hem kayışı hem mili dışarıda görünen opsiyon var. Onun dışında mesela EGC dediğimiz bir opsiyon var. Bu hem kayışlısı hem vidalı millisi mevcut. İşte kayışlısı tuzla fabrikada kesiliyor. Daha kısa sürede tedarik edebiliyorsunuz. Hani hızlı tedariye ihtiyacınız varsa gibi gibi bu ürünlerin bazı işte özellikleri var. Bunu uygulamaya göre, ortam şartlarına göre, ihtiyaçlarınıza göre belirlemeniz gerekiyor. Yani şimdilik atıyorum ben burada sadece EGC'yi aktif bırakıyorum. Diğerlerini inaktif bırakıyorum. Ama dediğim gibi
Bunları da aktif bırakmanız problem değil. Sadece bunların hepsiyle ilgili program opsiyon olarak sonuç verir. Yani aslında result kısmı, yani sonuç kısmına geldiğiniz zaman süre biraz uzar. Çünkü hepsiyle ilgili hesaplama yapıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar filtreleme yapmakta fayda var. Onun dışında burada kullanacağınız bu mekanik eğer gıdada kullanılacaksa burada gıda opsiyonunu seçebiliyorsunuz. Çünkü ona göre içinde mekanik kısımda kullandığınız kayış vesaire ona göre FDA onaylı olarak revize oluyor. Eğer öyle bir seçenek ortam şartı söz konusu istiyorsanız burada gıdaya uygun diye bir seçenek ekleyebiliyorsunuz. Onun dışında araba kısmında yine bazı özellikler var. Yani şuradaki şu kızak kısmına ekleyebileceğiniz bazı özellikler var. Bu arabayı bu kıza opsiyon olarak uzun arabalı seçebiliyorsunuz. Burada extended deyip uzun arabalı seçebiliyorsunuz. Öyle olduğu zaman uzun arabalı geldiği zaman yatak dayanımı artmış oluyor. Çünkü temas ettiği yüzey arttığı için aşağıdaki rulman yatakların temas ettiği yüzey arttığı için daha dayanıklı bir yataklama sistemine sahip olmuş oluyor. Bu ne demek? Aslında şu demek. Siz örneğin 80 profil, 80 gövde bir mekanik kullanıyorsunuz. Bunun içindeki vidalı ya da kayış tahrik için yeterli ama yataklama sistemi yeterli değil örneğin. Sistem yavaş hareket ediyor. Kayış veya vidalı bunu kurtarıyor ama yatak ray kurtarmıyor. Çünkü ürün ağır. Bu durumda siz daha büyük profile, size'a geçmek yerine yani İşte 80 size'dan 120 size'a geçmek yerine 80 gövdenin uzun arabalısını seçip aynı gövdede aslında işi kurtarabiliyorsunuz. Bir büyük gövdeye geçmek zorunda kalmıyorsunuz gibi bu opsiyonlar avantaj sağlıyor. Yani taşıdığınız yük biraz ağırsa burada uzun arabalı opsiyonu ekleyebiliyorsunuz. Onun dışında protected dediğimiz yani korumalı dediğimiz bir opsiyon var. Bu da şudur. Bu standart arabanın ön tarafına iki tane siyah aparat geliyor. O aparat her seferinde burayı süpürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla ray her seferinde temiz olduğu için arabanın altındaki rulman yatak kısmına ortam tozunun girmesini engelliyor ve ürünün ömrünü uzatıyor. Onun dışında burada yatak opsiyonları var. Tabii bu modüllerin hepsinin içerisinde bir yataklama sistemi var. Bunlar ürüne göre değişebiliyor. Kimisinde rulman yatak var. Burada gördüğünüz gibi bir ya da rulman yatak. Onun dışında bazı opsiyonlarda makaralı yatak var. Bazılarında sürtünmeli yatak var. Bazılarında da çift kızaklı yatak var. Tabii bunlar hepsi yine uygulamaya göre seçmek gerekiyor. Örneğin sürtünmeli yatak. Aslında bir nevi yatak yok demek bu ürünün içerisinde. Eğer siz uygulamada harici kızaklama sisteminiz varsa, harici yataklama sisteminiz varsa bu modülün içindeki yatağı kullanmanıza gerek yok. Dolayısıyla sürtünmeli yatak seçmeniz yeterli olacaktır ki bu sefer bu modül daha uygun maliyetli olacaktır. Ama ürünün üzerine yük binmeyecek. Ürün sadece pozisyonlama yapacak, ileri ve geri getirecek. Ama eğer siz harici yatağınız yoksa, harici kızaklarınız yoksa yani hem hareket ettirecekseniz bu modülle hem de yükü taşıyacaksanız ağırlığı bu modülün üstüne bırakacaksanız o zaman bilyard rulman yatak kullanmak gerekiyor. Onun dışında bir de makaralı yatak opsiyonu var. Bu da yine yani yataklaması rulman yatak kadar kuvvetli olmasa da yine belli bir yataklama dayanımına sahip. Bunun asıl sağladığı avantaj hız. Yani normalde bilyalı rulman yataklı bir mekanik modül 5 metre bölü saniye kadar çıkabiliyorken maksimum makaralı bir sistem 10 metre bölü saniye kadar çıkabiliyor. Onun dışında bir de heavy duty dediğimiz çift kızaklı opsiyon var. Bu da eğer taşıdığınız yük gerçekten ağırsa, ciddi ağır bir yük taşıyorsanız oradaki kızak sayısını otomatik olarak 2'ye çıkartıyor ve daha iyi bir yataklama yapıyor. Onun dışında bu sayfanın son kısmında yine bazı opsiyonlar var. İşte bu kısım bağlantı kiti aslında seçimine yarıyor. Ne demek bağlantı kiti? Şimdi ben burada bir mekanik kullandım. Bu kısımda bizim tahliyemiz motor redüktör grubu. Yani bu programda herhangi bir havalı ürün seçimi yapmıyoruz. Tamamıyla elektrikli. Dolayısıyla tahrik elemanımız motor sürücü. Dolayısıyla ben bu motoru bu mekaniğe bir şekilde bağlıyor olmam lazım. Aslında bağlantı kitinden kastımız o. Yani bu bağlantı bir eksenel bağlantı kiti mi olsun veya bir paralel bağlantı kiti mi olsun veya bir açılı redüktör mü olsun onu burada seçebiliyorsunuz.
Seçtikten sonra size ona göre bir bağlantı kiti sonucu veriyor. Bu seçimi de yaptıktan sonra artık mekanik kısmı belirledim. Motor kısmına geçiyorum. Yani mekaniğe bağlayacağım, mekaniğe tahrik vereceğim, motor kısmına geçiyorum. Burada Festo'nun sahip olduğu bütün servo motor, step motor veya sürücü entegreli motor opsiyonlarını görebiliyorsunuz. Yine bunlarla ilgili hangisiyle çalışmak istiyorsanız sadece onu seçip diğerlerini filtreleyebilirsiniz. Örneğin burada Festo'nun 3 farklı servo serisini görebiliyorsunuz. Özellikle şu seri Festo'nun son çıkarttığı servo motor serisi. Bunun diğerlerinden farkı şu, gördüğünüz gibi üzerinde tek soket var. Yani motor ve enkoder kablosu tek soketten çıkıyor. Panoya iki kablo çekmenize gerek kalmıyor. Tek kabloyla panoya sürücüye geçebiliyorsunuz. Örneğin ben şimdilik bunu aktif bırakıyorum. Sadece. Onun dışında yine aşağıda bir opsiyon var. Bu da yine bir DC servo. Festo'nun DC servosu fırçasız. Bunun farkı ya da avantajı da şu. Bu sürücü entegreli. Yani sürücüsü üzerinde. Panoya herhangi bir sürücü koymanıza veya panoda bir sürücü için yer ayırmanıza gerek yok. Direkt tak çalıştır mantığında bir ürün. 24 volt beslemeli. Bu da bu şekilde bir avantaj sağlıyor. Eğer böyle bir ürün kullanmak istiyorsanız bunu da aktif bırakabilirsiniz. Onun dışında alt taraftaki son opsiyon da step motor opsiyonu. Festo'nun step motor opsiyonlarını içeriyor. Burada hem enkoderli hem de enkodersiz opsiyon mevcut. Eğer step motorla ilgili bir çalışma yapmak istiyorsanız bunlardan birisini de aktif bırakabilirsiniz. Tabii step motor bildiğiniz gibi maliyet olarak avantaj sağlıyor. Dolayısıyla uygulama çok hızlı değilse, yani uygulamada hız kurtarıyorsa step motor da seçebilirsiniz. Toplam sette bir maliyet avantajı sağlıyor. Tabii şimdi burada aslında filtreleme yaptığımız, seçimini yaptığımız bütün ürünler Festo ürünleri gibi aslında. Ama şöyle, sonuçta siz burada bir sonuç aldığınız zaman sonuç alınan ürünlerle ilgili aslında bir veri sayfası sunuyor program size. Onu da zaten program sonunda göreceğiz. Aslında orada kendinize göre bir yorum yapmak şansı da sunuyor size. Yani motor işte ortalama kaç amper çekiyor veya ne kadar torkla çalışıyor veya maksimum ne kadar hıza çıkması gerekiyor. Size o şekilde veriler veriyor. Dolayısıyla siz kendi kullandığınız motoru da aslında buradaki verilerden çıkıp seçebiliyorsunuz, belirleyebiliyorsunuz. Yani third party bir ürünü de aslında bu programın size verdiği sonuçlardan yola çıkarak belirleyebiliyorsunuz. Onun dışında burada motorla ilgili yine fren opsiyonu ekleme ya da eklememe sizin elinizde. Eğer fren istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Özellikle genelde dikey uygulamalarda fren ekliyoruz. Yatay uygulamalarda genellikle frene ihtiyaç duyulmuyor. Onun dışında burada tabii motor kullandık. Onun dışında eğer sistemde redüktör kullanılacaksa burada redüktör tahvili ile ilgili filtreleme yapma opsiyonu var. Genelde kayışlı opsiyonlarda biz redüktör kullanıyoruz. Yani program redüktörlü sonuç veriyor. Çünkü kayış kasnak uygulamalarında genelde sistemin ataleti biraz yüksek oluyor. Dolayısıyla bu ataleti karşılayabilmek için de bazen motorun ataleti yeterli olmuyor. Bu durumda ya motoru çok büyütmek gerekiyor ya da aynı gövde motor kullanıp araya bir redüktör koymak gerekiyor. Genelde tercih edilen de araya redüktör koymak. Yani motoru büyütmek yerine araya 1'e 3 veya 1'e 5 tahvilli redüktör koyup bu atalet oranı belli bir seviyenin altına çekiliyor. Son olarak da bu kısımda kullanacağım sürücüyü belirliyorum. Bir servo motor seçmiştim. Dolayısıyla ona uygun bir servo sürücü seçmem gerekiyor. Burada tabii sürücü sayfasındaki sürücüler hem servo sürücüleri hem de step sürücüleri içeriyor. Tabii ben burada şu sürücünün ve bu sürücünün servo sürücü olduğunu dediğim gibi biliyorum. Ama zaten programı birkaç kere kullandıktan sonra ürünlere aşina oluyorsunuz arkadaşlar. Örneğin ben yeni nesil kullanacağım motor için yeni nesilde sürücü seçiyorum. Bu da Festo'nun çıkardığı yeni sürücü arkadaşlar. Bunun farkı şudur. Normalde Festo servo sürücüleri onboard CAN bus'la gelirdi. Farklı bir haberleşme protokolü için ekstra haberleşme kartı takılırdı. Örneğin Profinet veya Ethernet için ekstra bir haberleşme kartı takılırdı.
Bu yeni nesil sürücüler onboard Profinet veya EtherCAT geliyor. Artık CAN-BUS'tan EtherCAT ve Profinet'e geçiyor Festo. Yani siz sisteminizde kullandığınız PLC'de EtherCAT veya PLC Profinet varsa direkt bu sürücüyü o PLC ile haberleştirebiliyorsunuz. Onun dışında yine besleme sisteminize göre burada tek faz veya üç faz filtrelemesi, sınırlaması yapabiliyorsunuz. Şimdi sonuç kısmına geçmeden önce bir de guide kısmına bakalım, yatak kısmına. Bu kısmı girmek şu açıdan önemli. Buraya girdiğiniz bilgilere göre program yatak dayanım hesabı yapıyor. Yani kullandığınız bu mekanik sistemin sonuçta üzerinde bir rulman yatak sistemi var, bir ray sistemi var. Onun yatak dayanımı yeterli mi değil mi? Buradaki girdiğiniz verilere göre program onu hesaplıyor. Öncelikle siz burada arabanın yönünü belirlemeniz gerekiyor. Yani araba bu şekilde yukarı mı bakıyor yoksa bu şekilde yana mı bakıyor? Çünkü iki durumda da yanal momentler değişiklik gösteriyor. Üç eksende de. Özellikle Z ekseninde araba bu şekilde durduğu zaman gördüğünüz gibi bu şekildeki yanal moment ciddi farklılık gösteriyor. Ama bu şekilde durduğu zaman gördüğünüz gibi yatak dayanımı daha az zorlanmış oluyor. Şimdi arabanın yönünü belirledikten sonra üzerine taktığınız yükün ağırlık merkezinin arabanın bağlantı noktasına göre mesafelerini girmeniz gerekiyor. Yani biz buna kaçıklık bilgisi diyoruz. 3 eksende de bu yükün ağırlık merkezinin bağlantı noktasına göre mesafelerini, kaçıklık bilgilerini girmek gerekiyor. Örneğin Y eksenine göre siz bu 10 kilo demiştik. 10 kiloyu tam merkeze bağladıysanız bunun kaçıklığı sıfırdır. Ama örneğin biraz Y artıya doğru kaçık bağladıysanız 10 kiloyu ve buradaki kaçıklık ne kadarsa, yani bu 10 kilonun ağırlık merkezi bağlantı noktasına göre ne kadar uzaksa o veriyi buraya girmek gerekiyor. Ki gerçekten doğru bir yatak dayanım hesabı yapsın. Eğer tam merkezde ise, örneğin Y ve X'e göre tam merkezde olduğunu düşünelim. O zaman kaçıklık sıfır olduğu için buradaki verileri değiştirmeye gerek yok. Ama Z eksenine baktığımız zaman, örneğin bu 10 kiloluk bir kutu olsun ve yüksekliği de 200 milim olsun. Ağırlık merkezine tam 100 milimde olduğunu düşünelim. Dolayısıyla bağlantı noktasına göre kaçıklığı 100 milim diyebiliriz gibi. Yani bu şekilde 3 eksene göre kaçıklık bilgisi neyse onları girmek gerekiyor ki program gerçekten doğru bir yataklama hesabı yapabilsin. Şimdi sonuç almadan önce son olarak bir de dinamik verileri girmemiz gerekiyor. Dinamik veriden kastım şu. Şimdi siz buraya 10 kilo girdiniz ve 500 milim efektif stroke girdik. Gördüğünüz gibi otomatik olarak program buraya atadı o verileri ve iki hareketi de burada oluşturdu. İşte bana diyor ki 0'dan 500'e gidecek ve ikinci harekette de 500'den 0'a gelecek. Şimdi ben her bir hareketin içerisine girip oradaki süreleri belirliyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Öncelikle birinci satırı seçtim. Burada profile calculation dediğimiz kısma tıklıyorum ve o hareketin içerisine giriyorum. Burada siz o harekete ilişkin süre belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle şu üçüncü tapta bu biraz daha pratik, biraz daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de genelde bunu tercih ediyorum. Örneğin bu kısımda siz 500 milimetre için bir süre belirleyebiliyorsunuz. Zaten size burada soruyor. İşte 500 milimetre bir hareketimiz var diyor. Bunu ne kadar sürede almak istiyorsunuz? İşte 2 saniye, 1 saniye ne kadar sürede tamamlamanız gerekiyorsa o süreyi girebiliyorsunuz. Sonrasında ise burada bir de sizden ivme değeri istiyor. Yani rampa değeri istiyor. Bu rampa değeri önemli. Çünkü rampayı yüksek girerseniz biraz darbeli çalışır. Tamam belki çok kısa sürede bitirirsiniz ama biraz darbeli çalışır. Ve yüksek ivme hem motoru hem mekaniği zorlar. Çünkü ani duruş ve ani kalkış yapıyorsunuz. Dolayısıyla mekanik kısmı ve motor kısmı daha yorar. Aslında ürünün ömrünü de kısaltmış olur. Dolayısıyla burada aslında optimum bir rampa değeri, ivme değeri girmek mantıklı. İvme değerini çok düşük girerseniz bu sefer de
Tamam, belki bir yumuşak kalkış, yumuşak duruş yapar ama bu zamanda süreden kaybetmiş olursunuz. Yani 2 saniyede bu mesafeyi alamayabiliyorsunuz. Biz genelde bu kısımda 5 metre bölü saniye kareyi geçmemeye çalışıyoruz ivme kısmında. Ürünlerin ömrünü uzatmak adına. Ha, bazen çok dinamik uygulamalar geliyor. Bunları yapıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz ama bu tip uygulamalarda genelde biz şu bilgiyi veriyoruz. Yani aşırı hızlı duruş kalkış yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu durumda örneğin kayışlı bir sistem kullanıyorsa kayışınızı şu kadar sürede değiştirmeniz gerekebilir diye kullanıcıya bilgi veriyoruz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yüksek ivme yani ani duruş kalkış ürünlerin ömrünü etkileyebiliyor, azaltabiliyor. Biz genelde burada 5 metre bölü saniye kare veya ivme kurtarıyorsa altını tercih ediyoruz. Kabaca onu diyebilirim. Bunu da girdikten sonra okey diyorum. Gördüğünüz gibi zaten burada benim hız hesabımı program otomatik olarak yapıyor. Yani lineerde ne kadar hıza çıkabiliyorum, program onun hesabını yapıyor. Aynı işlemi ikinci hareket için de yapıyorum. Örneğin dönüşümde 3 saniyede olsun. Atıyorum 2 saniyede gittim, 3 saniyede geliyorum. Bunu da tamam diyorum. Onun da dinamik bilgilerini girdikten sonra artık programa bütün girebileceğim bilgileri girdim. Burada result kısmında sonuç ver deyip girdiğim bilgiler doğrultusunda bana sonuç vermesini istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi program benim yaptığım filtreye göre bütün varyasyonları hesapladı. Ve bana hesapladıktan sonra hem mekanik hem motor grubunda hem sürücü grubunda komple bana bir set sonucu verdi. Gördüğünüz gibi. Otomatik olarak benim için hem mekanik yatak dayanımını, kayış hesabını yaptı. Hem motor dedektör hesabını yaptı hem de sürücü hesabını yaptı. Bana 2 dakikada sonuç verdi arkadaşlar. Sadece girdiğim 2-3 sayfalık bilgiden sonra. Sonrasında aşağıdaki kısımda listelenmiş opsiyonları görüyorsunuz. Bu sıralamayı maliyete göre yapıyor. Yani sizin için size verdiği ilk sıradaki sistem aslında maliyet olarak en uygun sistem. Buraya aşağı doğru gittikçe farklı opsiyonları görebiliyorsunuz. Mesela 60 gövde motor vermiş ilk sistemde. İşte S gövde, S size. Aşağıdaki sistemlerde M var. Veya yine redüktör 1'e 3 veya 1'e 5 opsiyon olarak değişiyor. Bütün varyasyonlarla ilgili program size sonuç veriyor. Pekala ben bunların hangisini kullanmam gerekiyor? Yani hangisini seçmem gerekiyor? Biraz bunun üzerine konuşacak olursak ya da bunu neye göre belirliyoruz? Şimdi mesela ilk sistemi inceleyecek olursak sağ tarafta gördüğünüz gibi burada bazı değerler var, bazı yüzdeler var. İşte diyor ki aksis diyor %16. Bunun anlamı şu. Aksisten kastı içerisindeki tahrik elemanı. Yani kayışlı bir sistemse kayış, vidalı milli bir sistemse vidalı mil. Şimdi biz kayışlı bir ürün seçtik. Dolayısıyla bunun anlamı şudur. Benim kayış zorlanmam %16. Aslında çok rahat. Niye diyecek olursanız, çünkü biz genelde %90'a kadar olan zorlanmalarda o sistemi veriyoruz, öneriyoruz. Eğer %90'ın üstüyse, yani burada kayış zorlanması %95'se, %95 olsaydı ben şunu yapardım. Bu 80 gövde bir mekanik, yani EGC 80. Bunun kayışının zorlanması %95 ise ben EGC 120'ye geçerdim. Çünkü onun kayışı daha kalın olduğu için burada %90'ın altına büyük ihtimalle inerdi gibi. Veya yatak zorlanması işte gayet %4. Buradaki kastı da şu, bunun üzerinde bir yataklama sistemi var demiştik. 10 kiloyu siz direkt bu yataklama sistemin üstüne bindiriyorsunuz. Bu durumda bu yatağın zorlanması %4. Örneğin şöyle bir şey olsaydı, ben burada guide kısmına işte arabanın yönünü böyle girmiştim. Eğer araba yan tarafa baksaydı büyük ihtimalle bu sonuç bu yüzde biraz daha fazla çıkacaktı. Belki %10, %15 çıkacaktı. Yine benim buradaki sınırım %90 civarı. Yani %90'ın üstü olsaydı ben yine EGC 120'ye büyük ihtimalle çıkardım.
gibi. Yani dolayısıyla şu sayfada ilk sistem benim için iyi görünüyor. Şimdi ben bu sistemi seçtim diyelim. Devam edelim. Bu seçtiğiniz sisteme ve yaptığınız hesaplamaya ilişkin detaylar sayfasında dinamik detayları görebiliyorsunuz. Yani burada dinamik grafikleri inceleyebilirsiniz. Ondan sonra maksimum ne kadar hıza çıkmış veya kayış maksimum ne kadar kuvvete maruz kalmış hepsini inceleyebiliyorsunuz. Onun dışında dinamik data kısmı dediğimiz yerde şöyle bir opsiyon. Hani başta burayı incelememiz doğru, incelememiz gerekiyor. Ama son olarak şunu da incelemekte, şuna da bakmakta fayda var. Detaylar kısmında, dinamik data kısmında atalet oranı. Yani sistemin ataletinin, sisteminin ataletine oranı arkadaşlar. Biz genelde lineer uygulamalarda bunun 10 üzerinde olmasını tavsiye etmiyoruz. Yani mümkünse 10'un altına çekmeyi tavsiye ediyoruz. Neden diyecek olursanız, bu oran ne kadar yüksek olursa bunun anlamı şudur. Sizin sisteminizin yani hareket ettirdiğiniz sistemin bir ataleti var. Ve sizin hareket verdiğiniz sistemin yani motor grubunun bir ataleti var. Sizin motor grubunun ataleti sistemin ataletini karşılayamıyor demek. Oran ne kadar yüksek olursa bu da şu problemlere yol açıyor. Duruşta örneğin pozisyon kaçırıyor. Sonrasında şöyle problemler geliyor. Ya işte duruş kısmında pozisyon kaybediyor. Pozisyon kaçırıyor. İşte 2-3 milim daha gidiyor. Durmuyor. İşte bu sebepten ortaya çıkıyor. Çünkü sizin tahrik grubunuz, motor grubunuz sistemin ataletini karşılayamıyor. Dolayısıyla benim burada ne yapmam lazım? Bunu onun altına çekmeyi tavsiye ediyoruz demiştim ben. Onun altına çekmek için şunu yapmak gerekiyor. Ya motoru büyüteceksiniz ya da araya dedüktör koyacaksınız ya da dedüktörün tahvilini arttıracaksınız. Örneğin bu 16'ydı. Ben tekrardan result kısmına geliyorum. Bunu 10'un altına çekmek istiyorum. Mesela bakın aynı motor 60S ama dedüktör 5'e 1. Şimdi ben tahvili arttırdığım zaman bunun 16'nın daha da altında olması lazım. Gördüğünüz gibi 6,8'e düştü. Yani 10'un altına düşürdü. Ne yaptım? Sadece dedüktör tahvilini 1'e 3 yerine 1'e 5 yaptım. Aslında maliyet olarak da sistemim değişmedi. Çünkü 1'e 3 de 1'e 5 de birinci kademe dedüktördür. İkisinin de fiyatı aynı aslında. Diğer ürünler zaten aynı. 60S motor ve 80 gövde eksen. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar artık ben bu sistemi kullanabilirim demek bu. Bu kısımları kontrol ettikten sonra artık sistemi belirledim. Son olarak da bu sisteme ilişkin malzeme listesini program size otomatik olarak veriyor. Bakın ben burada bir zaten sistem seçmiştim. Sistemde kullanılan ürünleri ürün kodlarıyla beraber bana buraya verdi. EGC 80 500 stroke. İşte motor bağlantı kiti. Bakın burada gördüğünüz gibi bu bağlantı kiti hem kaplini hem de flanşları içeriyor. Direkt Lego gibi motor montajını yapabiliyorsunuz. Onun dışında 1'e 5 dedüktör. Yine bunu da ürün kodunu verdi. Onun dışında motor, bakın burada ürün kodunu vermemişti ilk başta. Bunun sebebi şu, sizin buradan eklemeniz gerekiyor. Enkoder tipine göre. Yani single turn mu, multi turn mu istiyorsunuz, onu eklemeniz gerekiyor. Burada bu tabirlerin farkı şu, multi turn dediğimiz zaman hareket esnasında yani sistem hareket ediyorken enerji giderse, enerji geldiğinde kaldığı yeri hatırlayıp oradan devam etsin istiyorsanız multi turn seçmeniz gerekiyor. Ama böyle bir şeye ihtiyacınız yoksa, yani enerji geldiğinde tekrar referansa gelsin ve hareketine devam etsin diyorsanız single turn seçmeniz yeterli. Burada bu seçimi yaptıktan sonra bakın buraya ürün kodunu yine ekledi. Onun dışında yine sürücü kısmında ürün kodu henüz mevcut değil. Onu da Profinet veya EtherCAT hangisini istiyorsam onu seçtikten sonra buraya ürün kodunu ekliyorum gördüğünüz gibi. Onun dışında yine burada malzeme listesini eklemek istediğiniz aksesuarlar varsa ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin sürücü kısmının aksesuarlarına bakalım. İşte bu bir kere bu sete ne eklememiz gerekiyor? Şart olan bir kere kablo eklememiz gerekiyor. Motor kablosu. Bu motor için zaten söylemiştim. Tek soketli yani tek kablo eklemeniz yeterli arkadaşlar. Bu kabloyla sürücüye hem enkoder hem de motor bilgisini taşıyabiliyorsunuz.
Yine burada kablo uzunluklarını seçebiliyorsunuz. 5 metre, 10 metre, 15 metre, 25 metre seçip tip koyduğunuz zaman ana malzeme listesine size ekliyor. Bakın burada buraya tip koydum. Ana malzeme listesine geldiğim zaman oraya eklenmiş halde kabloyu görüyorum. Sonrasında ise burada export deyip bu malzeme listenizi Excel formatında bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz. Çıktınızı alabiliyorsunuz. Son olarak da bu yaptığınız bütün işlemleri ve aldığınız bütün sonuçları eğer bir dosya doküman olarak çıktısını almak istiyorsanız Project Data kısmından Documentation deyip hangileri PDF olarak almak istiyorsanız arkadaşlar buradan ekleyip bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz. Yani bunu proje dosyanıza bile bir veri dosyası olarak ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi otomatik olarak bana PDF verdi. Yaptığım bütün işlemlere ilişkin bana PDF çıktısı verdi. Bakın girdiğim bütün bilgiler veya aldığım bütün sonuçlar, aldığım bütün grafikler, aldığım malzeme listesi hepsi burada mevcut. Yani proje dosyasına koyabileceğiniz size güzel bir doküman da veriyor arkadaşlar. Program. Evet, programla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bununla ilgili sorularınız varsa alabiliriz. Arkadaşlar şimdi yeniden sunuma dönüyorum ben. Artık soru cevaba geçtik. Soruları alabiliriz. Bölümümüz açık. Soruları almaya başlayalım. Zaten sorularımız vardı da. Şimdi arkadaşlar öncelikle programın indirme linkini paylaşalım. Festo'nun support portal Festo portala girip Şimdi onu linkini hemen sizle paylaşacağız. çok güzel. Şimdi Festo Support Portal'a geliyorum arkadaşlar. Aynen. Arama kısmına girelim. Buraya programın adını yazdığınız zaman programın ismini yazıp ara dediğiniz zaman bakın bu şekilde size bir sonuç sayfası getirdi. Burada Software'a tıkladığımızda Software'a da zaten bakın programın ismini sağ tarafta Engineering Software diye bir link veriyor. Engineering Software'a tıklayıp direkt programı indirebiliyorsunuz. Arkadaşlar support kısmına linki paylaştık. Çok eksen için eğitim olacak mı Şemsettin Bey? Çok eksen içinde eğitim olacak. Hatta onunla ilgili yine bizim online bir tool'umuz var. Hennig Guide Online, HGO. O da bu süreçteki planladığımız konulardan birisi. Onunla ilgili de sunumumuz olacak. Teşekkür ederiz sorunuz için. Şimdi diğer sorulara geliyorum. Şimdi Buğra'nın benim şöyle bir sorusu var. Tekrarlama hassasiyeti tablosu gibi bir literatür var mıdır diye soruyor. Şöyle, bu aslında sabit bir şey değil. Çünkü örneğin farklı vidalı mile göre tekrarlama hassasiyeti değişebiliyor. Bu biraz vidalı milen aslında işlenmesiyle alakalı veya somun yatak kısmıyla da alakalı. Dolayısıyla burada genelde standart bir veri vermek zor ama şu veriyi verebilirim. Vidalı mil genelde kayışa göre daha iyi tekrarlama hassasiyetine sahiptir. Yani bunu genel bir literatürden bu bilgiyi almak yerine bunu markaların, firmaların kataloglarından bu bilgiyi ancak öğrenebiliriz. Teşekkür ederiz sorunuz için. Görkem Bey'in şöyle bir sorusu var. Sıcaklık analizi yapabiliyor muyuz diye soruyor. Sıcaklık analizi yapamıyoruz. Burada sadece şunu yapabiliyoruz. Zaten Fatih Bey de galiba Evet. sıcaklıkla ilgili bir soru sormuş. Ambient temperature ile ilgili. O ortamın sıcaklığı, şimdi bu her ürünün hem mekanik olarak hem motor olarak belli bir çalışma sıcaklığı var. Yani hem depolama hem de çalışma sıcaklıkları var. Bunlar da zaten katalogda mevcuttur. Siz programa bu veriyi girdiğiniz zaman program size ona göre sonuç veriyor. Yani mesela siz 60 derece bir ortamda çalıştırıyorsanız
ve ürünün katalog değeri 40 derece ise, işte çalışma sıcaklığı 40 derece ise maksimum, program size onunla ilgili sonuç vermiyor. Yani 60 derecede çalışabilecek ürün neyse size onunla ilgili sonuç verebiliyor. Onun dışında bir sıcaklık analizi yapamıyor maalesef. Teşekkür ederiz sorularınız için. Bilal Bey'in şöyle bir sorusu var. Yük testi için tuning ayarlarını nasıl gerçekleştiriyoruz? Tuning ayarları biraz daha devreye alma ve yazılım kısmında yapabiliyoruz Bilal Bey. O bu program içerisinde yapabileceğimiz bir seçenek değil işin doğrusu. Yani o parametre ayarını buradan yapamıyoruz. Burada sadece ilk başta genelde bir ürün seçimi yapabiliyoruz. Tuning kısmı için bizim parametrizasyon ve konfigürasyon için kullandığımız programlar var. İşte Festo Configuration Tool ve yeni Festo Automation Suite, tuning ayarlarını oradan yapıyoruz. Teşekkür ederiz sorunuz için. Şimdi Serkan Bey'in şöyle bir sorusu var. Bu kurduğumuz sistemle ilgili ömür bilgisini görebiliyor muyuz diye soruyor. Ömür bilgisini vidalı milli sistemlerde kilometre olarak alabiliyoruz. Yani bütün ürünlerde göremiyoruz Serkan Bey maalesef. Bu bilgiye kataloglardan hesaplamasını yapmak gerekiyor. Yani bu ürünlerin hepsinin Festo'nun sitesinde katalogları var. Kataloglarda life cycle'la ilgili bölümler var. Oradan ömür hesabını yapabiliyorsunuz. Teşekkür ederiz Serkan Bey sorunuz için. Seyit Bey'in şöyle bir sorusu var. Merhaba, güzel bir anlatım oldu. Fakat Festo ürünlerine yeni başlayan biri olarak gözden kaçırmadıysam kodlara dair bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bunun açıklamaları olan bir yardım portalı veya ürün kılavuzu var mıdır diye soruyor. Festo'nun sitesinden yine dediğim gibi aslında bu az önce bahsettiğim support portal kısmında, yani Positive Drives'ı bulduğumuz kısımda, yine portalı bir açabilir miyiz? Cem Bey. Tabii. Şurada açık aslında. Bakın normalde bu pozisyon... Ekranınızı da paylaşayım da. Portal kısmında bütün ürünlerle ilgili dokümanlara ulaşabiliyorsunuz. Örneğin biz burada Positive Drives ile ilgili bir arama yaptık. Ne oldu? Bununla ilgili sonuç verdi. Hatta ben indirebileceğiniz kısmı tekrardan göstereyim. Şeyi bir alayım size zahmet. Burada software kısmında şuradan indireceğinizi söylemiştim. Burayı tekrardan hatırlatayım. Engineering Software'a tıkladığınız zaman bunun kurulum dosyasına ulaşabiliyorsunuz. Şimdi program içerisinde karşılaştığınız ürün kodları, örneğin ne dedik biz? CMMT dedik değil mi? Seçtiğimiz sürücü. Buraya yazdığınız zaman bununla ilgili bakın burada İşte tek faz 2 amper, tek faz 4 amper, 3 faz 2 amper verilerine ulaşabiliyorsunuz. Burada ürünü seçtikten sonra teknik dokümantasyon kısmından veya product information kısmından ürünle ilgili detaylı bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yani hem manuellerine ulaşabiliyorsunuz hem de katalog verilerine ulaşabiliyorsunuz. Örneğin burada bu sürücüye ilişkin katalog verilerini direkt açıp inceleyebiliyorsunuz. Veya onun dışında teknik detay kısmında manueline ulaşabiliyorsunuz yine. Burada gördüğünüz gibi bu CMMT sürücüye ilişkin manuele ulaşabiliyorsunuz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kapatalım tekrar. Şimdi Ebru'nun şöyle bir sorusu var. Bu eğitimleri nereden izleyebiliyoruz? Arkadaşlar YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Şimdi onun linkini de paylaşacağım sizlerle. Eğer YouTube kanalımıza abone olursanız Festo'nun, orada zaten yeni videolar yüklediğimizde görebilirsiniz. Burada zaten bizim online seminerlerimiz oynatma listesi olarak var. Hepsi. Bunları görebilirsiniz hepsini. Şimdi tekrar dönelim. Şimdi Bilal Bey'in şöyle bir sorusu var. Moment ayarları sabit mi yoksa yüke göre değişiyor mu? Kesinlikle yüke göre değişiyor Bilal Bey. Aslında mesela guide kısmında hatırlarsanız işte ürünü arabaya nasıl bağlıyorum, kaçık mı, tam merkezde mi gibi kritik bilgileri girdiğimiz bir yer vardı hatırlarsanız. Aslında orayı girme sebebimiz de oluşan momentlerin bağlantıya göre değişiyor olması. Yani tam merkeze bağlarsan
farklı yük biner, farklı moment hesabı oluşur. Ama biraz kaçık bağlarsan farklı moment hesabı oluşuyor. Dolayısıyla momentler bağladığımız yüke ağırlığına göre ve bağlama şekline göre değişkenlik gösteriyor. Teşekkür ederiz sorunuz için. Şimdi Anıl Bey'in şöyle bir sorusu var. Dediğiniz sistem hava ve su ile yıkama amaçlı yatayda ihtiyaç duyulan bir sistem için kullanılabilir mi? Toplam hareket alanı gergit 6,6 mm olan bir sistem için. Metre pardon. 6 nokta yani yaklaşık 7 metre, 7 metrenin biraz altında. Şimdi normalde bu mekanik sistemler 9 metreye kadar, 8,5-9 metreye kadar çıkıyor Anıl Bey. Öncelikle onu söyleyebilirim. Şimdi burada ortam şartları çok önemli. Tabii ki burada sudan veya tozdan, eğer toz da varsa oradan kastımız ne veya nasıl bir yoğunluk var onu iyi değerlendirmek gerekiyor. Normalde bizim kullandığımız bazı mekanik ürünlerin kafa kısımlarında mekanik olarak pozitif hava besleyebileceğiniz setis kurlar var. Yani o setis kur grubunu çıkartıp mesela bakın şu resim görünüyor değil mi şimdi anlayacağım. Mesela bakın şu mekanik üzerinden ben size izah edeyim. Mesela bakın şurada gördüğünüz şu eksenin şurada bir setis kur var. Siz bu setis kuru çıkartıp buraya bir rakorla bir hortumla iç kısmına hava besleyebiliyorsunuz. Bu şu avantajı sağlıyor size. Normalde üzerindeki kapak gördüğünüz gibi eksen üzerindeki kapak iç kısma su veya toz girmesini büyük oranda engelliyor ama eğer aşırı bir yoğunluk varsa güvenliği bir tık daha arttırmak adına buradan pozitif basınç besleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla sistemin içerisi yüksek basınç altında kaldığı için sürekli dışarı hava üflüyor ve dışarıdan parça girmesini bir tık daha engellemiş oluyor. Yani böyle şekilde önlemler alınabiliyor. Ama dediğim gibi bu farklı bir case. Bunu ortam şartlarını ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Yani biraz detayları konuşmak gerekiyor işin doğrusu. Teşekkür ederiz sorunuz için. Dediğim gibi stok olarak da 8,5 metreye kadar çıkabiliyorsunuz. Ozan Bey'in bir sorusu var. Tekrarlama hassasiyeti sistemin tekrarlama hassasiyeti midir diye soruyor. Ozan Bey şöyle, yani bu soru güzel bir soru. Genelde bu konuda bazen kavram karmaşası olabiliyor. Tekrarlama hassasiyetinden kastımız şu. Şimdi biz 500 milim bir efektif stok kabul ettik değil mi hesaplama yaparken. Tekrarlama hassasiyeti şu demek. Siz bir çevrim yaptınız, 500'e gittiniz, geldiniz sıfıra. Sonra bir daha 500'e gittiğiniz zaman, yani ikinci cycle'a gittiğiniz zaman onun yine 500'e gelebilme hassasiyeti, tekrarlama hassasiyeti. Yani pozisyonlama hassasiyeti farklı bir şey, tekrarlama hassasiyeti farklı bir şey. Pozisyonlama hassasiyeti ise şudur. Siz 500 milime gidiyorsunuz ya, 520 milime gerçekten geliyor mu gelmiyor mu? Yani bu pozisyonlama hassasiyeti. Tekrarlama hassasiyeti ise bir önceki cycle'a gittiğiniz yerden sarkma hassasiyeti. Yani siz bir önceki cycle'a tam 500'e gittiniz diyelim. Yani pozisyonlama hassasiyeti çok iyi diyelim ve tam 500'e gittiniz. İkinci cycle'da da 500'e gidip gidememe hassasiyetiniz. Yani ikinci tekrarda da 500.1'e gittiyseniz işte orada tekrarlama hassasiyetinizi o ifade ediyor aslında. Genelde pozisyonlama hassasiyetiyle tekrarlama hassasiyeti karıştırılıyor. Bu şekilde de fark var. Dolayısıyla tekrarlama hassasiyetini tam bir pozisyonlama hassasiyeti olarak kabul edemeyiz. Teşekkür ederim sorunuz için tekrardan. Şimdi arkadaşlar bu webinarın sunumu yok. Çünkü bir uygulamaydı. Ama bunun kaydını aldık, webinarın kaydını. Size webinarın kaydını gönderelim ama daha sonra katılamadığınız yerler olduysa oradan tekrardan izleyebilirsiniz. O yüzden size herhangi bir şekilde sunum paylaşmayacağız. Bunu belirtelim. Mehmet Bey şöyle bir sorusu var. Kayışlı modüllerde kayışın ömrüyle ilgili bir bilgi var mı diye soruyor. Yine Mehmet Bey az önce dediğimiz gibi life cycle kısmında aslında katalog kısmında yine bu kısımları hesaplamak gerekiyor. Bu ürünlerin örneğin bahsettiğimiz EGC'nin kataloğunda life cycle ile ilgili yani ürün ömrüyle ilgili kayış ömrüyle ilgili hesaplama nasıl yapılıyor? Onlar mevcut. Dolayısıyla katalog üzerinden gitmek, ilerlemek gerekiyor. Teşekkür ederiz sorunuz için. Evet arkadaşlar var mıdır başka soru atladığımız?
İki mesaj geldi. Şimdi Ozan Bey'e şöyle bir sorusu var. Sistemin pozisyonlama hassasiyetini nasıl öğrenebiliriz? Ya işin doğrusu şöyle Ozan Bey, yani o konuda bir bilgi vermek çok zor. Yani bunu herhangi bir kişinin de bu bilgiyi vermesi çok zor. Çünkü pozisyonlama hassasiyetiyle ilgili bir garanti vermek gerçekten ciddi bir risk. Yani şöyle, tabii ki biz bizim ürünlerin pozisyonlama hassasiyetine güveniyoruz ama yani bu konuda bilgi vermek gerçekten zor. Çünkü ürünün pozisyonlama hassasiyetini etkileyen o kadar çok şey var ki, harici sürtünmeler var, efendime söyleyeyim yani motor grubu var, redüktör iç kısmındaki sürtünmeler var, oradaki aktarmadan kaybolan toleranslar var. Yani işin doğrusu bu konuda bir pozisyonlama hassasiyetin bilgisi vermek zor Ozan Bey. Biz çok teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, konu açılmışken, şimdi bizim blog sayfamız var, Festo Blog. Oradan biz bütün webinarlarımızı duyuruyoruz ve webinar sayımızı arttırdık. Festo olarak ve Digitalist Marketing olarak. Biliyorsunuz Digitalist Marketing altyapısıyla yapılıyor webinarlar. Dolayısıyla eğer blog sayfamızı takip ederseniz oradan düzenli olarak biz webinarlarımızı duyuruyoruz. Bir hafta önceden, 2 hafta önceden oradan kayıt olabilirsiniz. Yani bu süreçte webinarlarımız da artarak devam edecek. Ayda ortalama 4 webinara, 5 webinara çıktık şu anda. O yüzden lütfen blog sayfamızı takip edin. Orada yine güzel teknik makaleler de yayınlıyoruz gündelik olarak. Arda Bey, küçük bir örnek sizin için yapalım. Hemen şimdi açıyorum. Arda Bey'in şöyle bir sorusu var. Başlangıçtaki yük seçimlerini bir daha dinleyebilir miyiz diye. Onu tekrar şimdi biz size gösterelim. Veya kayıt yaptık mı demiş. Aslında kayıt Kayıt yaptık. aldık ama Tamam. gösterelim. Tamam. Şimdi gösterelim. Zaten kayıtta da var Arda Bey. Oradan zaten aynen devam edebilirsiniz. Aslında yük kısımlarında çoğunlukla bu sayfada vakit harcadık. Yük kısmını girmede. Burada tabii ki ilk önce yük bilgisini girmeden önce sizin sisteminizi ve sisteminizin nasıl çalıştığını belirlemeniz gerekiyor. Yani siz bu şekilde bir arabalı sistem mi kullanacaksınız, kızaklı sistem mi, yoksa milli bir sistem mi, yani bir elektrikli silindir gibi bir ürün mü kullanacaksınız? Öncelikle onu belirlemek gerekiyor. Zaten burada belirlediğiniz sisteme göre gördüğünüz gibi sonraki sayfalar revize oluyor. Biz burada bir arabalı mekanik kullanacağımızı söyledik ve ona göre devam ettik. Sonrasında ise zaten program sizden bilgileri talep ediyor teker teker. İşte diyorsunuz ki yatay mı çalışacak, dikey mi çalışacak? Bakın dikey seçtikten sonra sistem yine ona göre gördüğünüz gibi kendini revize ediyor. Çünkü burada yatay çalışma ile dikey çalışma arasında ciddi fark var. Yatay dayanımı açısından. Çünkü artık işin içerisine dikey harekette yer çekimi ivmesi de girdiği için yatak dayanımını ciddi etkiliyor. Yani farklı bir yatak hesabı giriyor artık işin içerisine. Dolayısıyla burada çalışma yönünü de doğru seçmek gerekiyor. Veya kendiniz harici bir çalışma açısı varsa işte 40 derece, 60 derece onu da girebiliyorsunuz. Biz burada yatay deyip devam etmiştik. Sonrasında ise buraya bu kızağın üzerine bağladığımız toplam yükü girmiştik. Tabii ki buradan da kastımız şu, sadece transfer ettiğimiz yük değil, bu yükü bu kızağın üzerine koymak için eğer bir bağlantı plakası kullandıysak onun da ağırlığını bu toplam yükü eklemek gerekiyor. Yani şu kızak üzerindeki toplam yük neyse benim onu buraya eklemem gerekiyor. Sonrasında ise efektif sıfırlığa giriyorum. Yani net olarak benim hareket mesafem neyse efektif sıfırlıktan kastımız odur. O hareket mesafesini buraya girmek gerekiyor. Zaten bunu girdikten sonra program otomatik olarak toplam eksen boyutunu, ebatını kendisi veriyor. Onun dışında ise yine tekrarlanma hassasiyeti bilgisi var. Az önce epey muhabbetini yaptığımız. Yine burada sizin talep ettiğiniz bir tekrarlama hassasiyeti verisi varsa onu buraya girmeniz gerekiyor. Standart olarak 0,1 milim gelir. Ama eğer varsa sizin özel talebiniz onu girmeniz gerekiyor. Yük kısmında son olarak da harici force dediğimiz bir seçenek var gördüğünüz gibi. Şimdi buradan kastı şu. Aslında biz hesaplama için buraya yükümüz neyse onu girdik. Buradan kastı ise şu. Eğer buna ek olarak harici bir kuvvet varsa hareket yönünde veya hareket yönüne ters onu da buraya girebiliriz. Girmemiz gerekiyor daha doğrusu arkadaşlar. Çünkü hem mekanik hesabı doğru yapabilmek hem de motor sürücü hesabını doğru yapabilmek için böyle harici bir kuvvet varsa onu da girmek gerekiyor.
Hatta bunun için biz bir pres uygulamasını örnek göstermiştik, izah etmiştik burada. Yani siz örneğin elektrikli silindirle bir pres yapıyorsanız, dikeyde bir pres uygulamanız varsa, pres bölgesine geldiğiniz zaman harici bir kuvvete maruz kalıyorsunuz. Çünkü bir sıkı geçme uygulaması olduğunu varsayalım. Tam pres bölgesine geldiğimiz zaman ne oluyor? Harici bir kuvvete maruz kalıyor. O işlemi gerçekleştirmek için, yani 1000 Newton'sa 1000 Newton, işte o sıkı geçmeyi yapmak için ne kadarlık kuvvet gerekiyorsa ona haricen buraya girmek gerekiyor ki gerçekten doğru bir simülasyon yapabilelim. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tekrar sunumuza dönelim. Evet. Başka var mıdır? Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Başka var mıdır arkadaşlar sorusu olan? Sizin eklemek istedikleriniz var mıdır? Biz çok teşekkür ediyoruz Öztan Bey. Dediğim gibi blogfesto.com'u takip edin lütfen. Oradan ve sosyal medya hesaplarımızı, oradan biz aktif bir şekilde sizlerle webinarlarımızı paylaşıyoruz ve dediğim gibi ayda en az, yani her neredeyse her hafta bir...